Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz bir amiral gemisi modeli Hunter'ın V30 Pro'sunu inceliyoruz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere Hunter henüz bu modeli ülkemizde satışa sunmadı. İncelemek için de herhalde birkaç tane model getirdiler. Sonunda bu telefonda bazı mecraları dolaşıp bizim elimize ulaştı. Öyle ki telefonun içerisinden şarj kablosu bile çıkmadı. Başka bir Huawei modelinin kablosuyla şarj ettik biz bu telefonu. Yani şu anda ülkemizde satışta değil. Bunu size tekrardan belirtiyorum. Yani biz bu telefonu bulamadık. Fiyatı ne kadardı, şu kadardı diye söylemeyin. Hatta şu anda arkadaşlar Çince bir şeyler geliyor içinden. Yeni kurulumunu yaptık biz bunun. Kurulumunu yaptığımızdan beri uygulamalar içinde Çince zaten ne olduğunu da bilmiyorum. Öyle basıyorum rastgele bir şeylere. İlk kurduğumuzdan beri arkadaşlar içerisinde bazı Çince uygulamalar yüklü. TikTok falan yüklü. Onun TikTok olduğunu biliyoruz da ne işe yaramadığını bilmediğimiz bazı uygulamalar mevcut. Bunları size söyleyelim. Lakin telefon ülkemize geldiğinde tabii ki bu Çince falan yazılar olmayacaktır. Ha, ülkemize gelir mi gelmez mi onu da şu anda tam net olarak bilmiyoruz. Bunu da size belirtelim. Hani Hunter biz bu telefonu kesinlikle getireceğiz. Şu kadar fiyattan satışa sunacağız diye bir söz vermiş değil henüz. Bu arada şunu belirtmek gerekiyor. Bu telefon arkadaşlar P40'ın biraz büyük hali. P40 da vardı. Hemen onu da size yan yana tutalım. Şöyle arkasını hatta göstereyim sizlere. Baktığınız zaman P40 ile bu telefon arasında öyle muazzam bir fark görünmüyor. Bakın şöyle tutuyorum. Hemen hemen aynı. Şöyle tuttuğunuzda da tasarım açısından özellikle de baktığınızda dediğim gibi Hunter V30 Pro biraz daha büyük sadece P40 modelinden. Zaten özellikleri de birazdan size bahsedeceğim, teknik özelliklerinden vesaire. Orada da arada çok bir fark olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Dilerseniz tasarımıyla başlayalım incelememize. Dediğim gibi P40'a benzer bir tasarım var. Delikli ekran tasarımı. Ön tarafta çift selfie kamerası görüyoruz. Bu selfie kameralarının hemen ortasında bir sensör bulunuyor. Bu sensör ne işe yarıyor? Aynı Face ID'de olduğu gibi yüzünüzün 3 boyutlu bir haritasını çıkartıyor. Ve karanlıkta dahi yüz kilidini açabiliyor. Burada arkadaşlar önemli olan şu nokta. Biliyorsunuz tek kameraya sahip modellerde de yüz tanıma özelliği var. Lakin onları fotoğrafla bile kandırmanız mümkün. Hunter V30 Pro'da ise bu mümkün değil. Yani fotoğraf değil. İsterseniz böyle alçıdan mı modelinizi yapın onu tanıtın. Onunla bile telefonun kilidini açmanız çok mümkün olmuyor. Çünkü dediğim gibi Face ID'de olduğu üzere yüzünüzün 3 boyutlu bir haritasını çıkartıyor. Telefonun arka kısmına geçtiğimizde sade bir tasarımla karşılaşıyoruz. Şurada dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış üçlü ana kameramız bulunuyor. Yeri gelmişken belirtelim. Bu kameralarda Leica imzası yok arkadaşlar. Biliyorsunuz P40'ta ve P40 Pro'da Leica tarafından geliştirilen kameralar vardı. Fakat bu kameralar Leica ile ortaklaşa geliştirilmemiş. Dolayısıyla burada Huawei'nin kendi marifetini görüyoruz. Lakin hemen hatırlatalım. Bu kamera DxOMark'ta gayet yüksek puanlar alarak P40 Pro'nun hemen ardında yer alıyor. Yeri gelmişken sizlere belirtelim. Şimdi arkadaşlar gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Dediğim gibi P40 ile hemen hemen benzer teknik özelliklere sahip. Bu telefonun içerisinde de Huawei tarafından üretilen Kirin 995G yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti arkadaşlar 8 GB'lık RAM ile destekleniyor ve dahili depolama tarafında da 128 GB'lık bir alana sahibiz. Burada microSD kart desteğinin olmaması bir dezavantaj olarak görünebilir arkadaşlar. Yani telefonun hafızasını genişletmek istediğinizde telefonda microSD kart desteği ne yazık ki bulunmuyor. Parmak izi okuyucusu ise telefonun yan tarafında, bunu da demin söylemeyi unuttum, hemen yeri gelmişken belirteyim. Yani telefonun arkasında ya da ekran altında bir parmak izi okuyucusu söz konusu değil. Parmak izi okuyucusu aynı Nova 5D modelinde ya da işte P Smart Pro'da olduğu gibi telefonun yan kısmına yerleştirilmiş ve o da gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Gerçi hem parmak izi okuyucusuna hem yüz tanımaya bence gerek yok ki yüz tanıma benim gerçekten çok hoşuma gitti. Gayet başarılı. Zaten P40 Pro'da ya da P40'ta da son derece başarılıydı. Anında yüzünüzü tanıyıp açabiliyor ve tam açıya da gerek yok. Açıyorum. Şu şekilde de açıyor yüzünüzü. Şöyle ucundan gösterseniz de açıyor. Hiçbir sorun yaşamıyor. Karanlıkta da aynı şekilde yüzünüzü tanıyıp kilidini açabiliyor. Bu konuda sizi telefon memnun edecektir. Tabii eğer Türkiye'ye gelirse. Şimdi gelelim bataryaya arkadaşlar. Batarya tarafına baktığımızda 4100 mAh'lik bir batarya ile karşılaşıyoruz. Bu bataryanın ortalamanın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun boyutuyla baktığımızda uyumlu bir miktar. Yani
Bu telefona 4100 mAh'lik batarya gayet makul karşılanabilir. Hızlı şarj tarafında 27 Watt'lık bir kablosuz şarj desteği ve 40 Watt'lık da kablolu şarj desteği görüyoruz. 30 dakika içinde telefonunuzu %70 oranında şarj etmeniz mümkün. Ayrıca arkadaşlar bu telefonda ters şarj özelliği de var. Yani kablosuz şarj özelliğine sahip herhangi bir telefonu buna yaklaştırıp ters şarj yapabiliyorsunuz. Ne oluyor? Telefonunuzun şarjı azalıyor. Karşı tarafla şarjınızı paylaşmış oluyorsunuz. Zaten günümüzde pek çok amiral gemisi modelinde bu tarz özellikler artık standart hale gelmeye başladı. Özellikle de şarj kısmında. Ekrana biraz değinelim. Burada bizi şaşırtan şey IPS LCD bir panelin tercih edilmesi. Artık amiral gemisi modellerinde OLED ekranlar görmeye alıştık. Dolayısıyla burada Hunter'ın IPS LCD panel tercih etmesi bizleri biraz şaşırttı arkadaşlar. 1080x2400 piksel çözünürlüğüne sahip 6.57 inçlik IPS ekranla geliyor bu telefon. 400 ppi piksel derinliği var. Ekran kasa oranı ise %84.9. Kafanıza şu soru takılmış olabilirdi. Hani ekran altı parmak izi okuyucusu yerine neden yan tarafa konumlandırılmış? İşte bu yüzden arkadaşlar, biliyorsunuz hala günümüzde güncel olarak LCD ekranın altında parmak izi okuyucusu kullanılamıyor. Dolayısıyla bir telefonda ekran altı parmak izi okuyucusu olması için kesinlikle OLED ekran olması lazım. Son dönemde Xiaomi'nin bu konuda çalışmaları vardı fakat hala somut olarak cihazlarda kullanılmış değil. Dolayısıyla burada IPS LCD panelin olması telefonun en büyük eksisi diyebiliriz. Şimdi gelelim telefonumuzun yetenekli kameralarına. Hunter V30 Pro'da muhtemelen Huawei imzası taşıyan 40 megapiksellik 1.6 diyaframa sahip geniş kameraya 8 megapiksellik telefoto, 12 megapiksellikle ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Bu kameralar arkadaşlar 4K çözünürlükte 30 fps video kaydı gerçekleştirebiliyor. Yani illa ben 4K video çekmek istiyorum diyorsanız telefonda 4K video kaydının mevcut olduğunu sizlerle paylaşalım. Ön tarafa geçtiğimizde ise 32 megapiksellik geniş açıya 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerasının eşlik ettiğini görüyoruz. Burada da yine başarılı bir kamera kombinasyonu söz konusu. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Hunter V30 Pro'nun ön kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Ön kamerada ilginç bir özellik var. Bu cep telefonunda aynı zamanda geniş açıyı da alabiliyorsunuz. Mesela şu an geniş açıyı aldım. Şu anda normal açıyı aldım. 1x ve geniş açı olmak üzere iki farklı seçeneğiniz var. İstanbul öğleden sonrasında kapalı bir havada çekiyorum bu videoyu. İşte Hunter V30 Pro'nun ön kamera performansı da bu şekilde. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Hunter V30 Pro'nun ana kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. İşte kapalı bir İstanbul öğleden sonrasında biraz hafif rüzgarlı bir ortamdayım. İşte Hunter V30 Pro'nun ana kamera performansı da bu şekilde. Bu arada ana kamerada da farklı farklı kameralara kayıt sırasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Genel itibariyle baktığımızda arkadaşlar Hunter V30 Pro beklentileri karşılayan bir model. Gayet güzel özellikleri var ve fiyatı da uygun. Neden? Çünkü IPS LCD ekran konulmuş. İşte bazı kamera tarafında Leica yerine Huawei kendi ürettiği kameraları kullanmış. Lakin bu kameraların gayet başarılı olduğunu söyledik. Bazı özelliklerinden kısılmış P serisine göre, P40 serisine göre ki bu çok normal çünkü Hunter bir alt marka. Dolayısıyla P40 serisi kadar kaliteli olması zaten beklenemezdi. Fiyatı da bu ölçüde arkadaşlar. Bu telefonun yurt dışındaki fiyatı hali hazırda 500 euro civarında. Ülkemizdeki fiyatı da muhtemelen yine 5000 ile 6000 lira arasında olacaktır. Ki şu anda P40 bile 8500 liradan satılıyor. P40 Pro ise 11-12 bin liralara satılmakta. Dolayısıyla
bu açıdan baktığımızda 6000 liradan gelirse özellikle de gerçekten muazzam bir fırsat olur bizler için. Niye diyeceksiniz? Çünkü Oppo orta segmentteki bir modeline bile 6500 liraya satışıyorsunuz. Dolayısıyla Honor V30 Pro'nun ülkemizde 6000 liralara, 6500 liralara satılması bence gayet makul olarak karşılanabilir. Son olarak şuna da değinelim arkadaşlar. Bu telefon kutudan ilk çıktığında Magic UI 3 Android 10 desteğiyle geliyor ve telefonda Google servisleri yer almıyor. Dolayısıyla Huawei'nin mobil servislerinden dilediğiniz uygulamayı indirmek zorunda kalıyorsunuz. Zaten telefonu ilk kurduğunuz zaman da Google Play ile giriş yapmak yerine Huawei mobil servislerle giriş yaparak telefonu açıyorsunuz. Tabi bu Google servislerinin olmaması kafanıza soru işaretlerine neden olmasın. Malum bu telefonlarda Google servislerini yüklemenin yolu var. Lakin Google servisleri olmadan da bir telefon kullanmak oluyor mu? Bence gayet oluyor. Ben P40'ı uzun süre kullandım. Onunla ilgili bir video çektik. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Yani Google servisleri olmadan bir telefonda kullanmada ne gibi zorluklar çekiyoruz, ne gibi zorluklarla karşılaşıyoruz, bunları nasıl aşıyoruz, o videoda sizlere detaylıca bahsetmiştim arkadaşlar. Bu şekilde sözlerimi sonlandırıyorum. V30 Pro, biz bu videoyu çektiğimiz tarihte ülkemizde satışta değildi. Belki yayına gelene kadar, belki diyorum, gelebilir. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.